Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 92. Özel Güvenlik 13 Haziran 2021 sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. bölümümüz arkadaşlar. 51. soru ile 75. soru arasında A kitapçığı değerlendiriyoruz. Ve 51. sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Hemen sorularımıza başlamadan önce özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılıp özel güvenlik sorularını çözün, %100 geçin. Aynı zamanda Ehliyet SRC Instagram kanalımız yeni arkadaşlar. Özel güvenlik için bundan böyle Instagram'a da sorular atacağım. Takip ederseniz arkadaşlar başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. 51. sorumuzdan başlayalım. 51. sorumuz ilk yardım sorusu. Kolay bir soru arkadaşlar. Kanama atımları, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? Evet, yani bizde burada toplar damar, dış kanama, kılcal damar, atar damar ve doğal deliklerden olan kanamayı sormuşlar. Arkadaşlar kesik kesik akan kan, fışkırır tarzda akan kan çeşidi en tehlikeli kandır. Atar damar kanamasıdır cevabımız. Denizli seçeneği. Bu soru yine 91. dönemde de daha önceki dönemlerde de çıkan bir soru. Evet, hemen 52. sorumuza geçelim. Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Öncelikle elektrik akımı kesilmelidir. B. Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir. C. Hasta veya yaralı hareket ettirilmemelidir. D. Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bez ile örtülmelidir. E. 112'den yardım istenmelidir. Evet. Yapılmayacak olan nedir arkadaşlar? Elektrik yanıklarında yaralıya suyla müdahale edilmez, değil mi? Evet, bakın burada yaralıya suyla müdahale edilmez. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, hemen diğer sorumuza geçelim. 53. sorumuz. Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir? Sıyrık, kesik, yırtık, delinme, hematom. Evet, açık yaralanmalar sınıfında olmayan hangisi? Tabii ki hematomdur arkadaşlar. Cevap Edirne seçeneğidir. 54. sorumuza bakalım. Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde küçük miktarlarda bile kimyasal etkileriyle yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa bu maddeye nokta nokta, olaya ise nokta nokta denilmektedir. Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanıma uygun olarak verilmiştir? Zehir, zehirlenme, yanıcı, yanma, şeker, şeker hastalığı, enfeksiyon, enjekte, botulizm, besin zehiri. Arkadaşlar burada dikkat edersek, bakın, herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde dediğine göre zehir. Arkadaşlar zehir. Birinci noktaya zehir, ikinci noktaya zehirlenme gelmektedir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 55. soru, aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz? A. Kalp hastaları, B. Tansiyon hastaları, C. Normal kilosunun çok altında ve çok üstünde olanlar, D. Yeterli miktarda su tüketenler, E. 5 yaş altı çocuklar. Evet arkadaşlar, sıcak çarpmasına başlı risk grupları arasında yer almayan hangisidir dediğinde yeterli miktarda su tüketenler yer almaz. Denizli seçeneği doğru cevap.
56 yanma kapasitesine sahip maddelere nokta nokta denir. Su, sıvı, ısı, yanıcı madde, yakıcı madde ve karbondioksit hangisi denir? Tabii ki yanıcı madde denir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. 57 aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir? Bakın sıvı yanıcı maddeler. Metan, gaz yağı, benzin, tiner, fuel oil. Evet, burada da dikkat edersek metan sıvı yanıcı maddeler arasında yer almaz. A seçeneği doğru cevabımız. 58 akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? A su, B kuru kimyevi toz, C karbondioksit, D köpük, E kum. Evet, hangisi kullanılmaz arkadaşlar? Akaryakıt yangınlarında tabii ki dikkat edersek akaryakıt yangınlarında su kullanılmıyor. Adana seçeneği doğru cevap. 59. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir? Tsunami, sel, erozyon, deprem, toprak kayması. Evet, burada da arkadaşlar depremden bahsetmiş. Bakın yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması nedir? Depremdir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 60. soru. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir? Yanma, yangın, ateş, yanıcı madde, alev. Evet, burada da arkadaşlar yangından bahsetmiş. Yangın denir. Evet. Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına yangın denir. Bursa seçeneği 61. soru. Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir? F, B, D, C, A. Evet. A için en ideal yangın söndürme maddesidir arkadaşlar. Edirne seçeneği doğru. 62. soru. Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz? A bilgi işlem merkezi, B tiner, C benzin, D boya, E atık yağ. Evet arkadaşlar, bilgi işlem merkezinde kullanılmaz. Adana seçeneği doğru cevabımız. 63. soru. Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir? Deprem, sel, çığ, heyelan, afet. Bakın arkadaşlar, işte zaman zaman şimdi yaşıyoruz. Zaman zaman çok yağmur yağması durumunda meydana gelebiliyor. Tabi sellerin oluşabildiği söz konusudur. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 64. soru. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz? Esrar, LSD, Bonzai, Afyon, Kolonya sayılmaz arkadaşlar. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 65. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir? A. İlgi alanlarında değişme. B. Sosyal çevrede değişim. C. Aile ilişkilerinde azalma. D. Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme. E. Ruh halinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi. Evet, burada da dikkat edersek kendi bakım ve temizliğine özen gösterme değildir. Denizli seçeneği. 66. soruya bakalım. İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam,
Kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir? A. Geri bildirim, B. Zaman, C. Mekan, D. Ortam, E. Ortak anlam. Evet, eksik olan geri bildirimdir. Adana seçeneği doğru cevabımız. 67. sorumuz, iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Sosyal medya iletişimi yüz yüze iletişimden daha etkilidir. B. Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır. C. İletişimin amacı bilgi almak değildir, bilgi vermektir. D. Kaynağın ve alıcının kimliği iletişim süresince herhangi bir etki yaratmaz. E. Mesaj sadece yazılı olarak iletildiğinde etkili olur. Evet arkadaşlar, burada da duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 68. sorumuz yine iletişimle ilgili. İletişim süresince iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Soru cümlesi içermesi, B. Zaman belirtmesi, C. Emir vermesi, D. Kodlanabilmesi, E. Açık ve anlaşılır olması. Evet, iletişim süresinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 69. soru, hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, İletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir? A. Mesaj, B. Kaynak verici, C. Alıcı, D. Kanal, E. Geri bildirim. Evet arkadaşlar, burada kaynak ve vericidir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 70. sorumuza bakalım. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Bu da yine bizim örnek sorularımızın içerisinde var arkadaşlar. Empati ve sempati arasındaki fark. A. Fark yoktur. B. Önce sempati sonra empati gelir. C. Önce empati sonra sempati gelir. D. Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır. E. Sempatide duygu vardır, empatide duygu yoktur. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır. 71. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? A. Madencilik, B. Üretim, C. Dil, D. İnşaat, E. Yol yapımı. Evet arkadaşlar, burada da dil bulunmaktadır. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 72. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi iletişim süresinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellenmesine neden olan şeylere ne denir? A. Algılama, B. İzafet çerçevesi, C. Kodlama, D. Gürültü, E. Yorumlama. Evet arkadaşlar, burada da gürültüden bahsediyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 73. soru. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?
A kodlama, B kod açma, C sorgulama, D yorumlama, E anlamlandırma. Evet arkadaşlar, burada da sorgulama değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 74. sorumuz. Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kolları bağlı bir şekilde durması. B. Elleri belinde durması. C. Copu elinde vurarak durması. D. Ayakları omuz genişliğinde açık. Elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması. E. Koltukta ayak üstüne atarak durması. Evet. Bakın burada özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı. Arkadaşlar, ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması nedir? Doğrudur. Denizli seçeneği doğru cevap. 75. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir. A. Karşıdakinin yüzüne bakmak. B. Rahat pozisyonda durmak. C. Kollarımızı birbirine bağlamak. D. Açık beden duruşu. E. Göz teması kurmak. Evet arkadaşlar, burada kollarımızı birbirine bağlamak fiziksel işaretlerden değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınıza başarılar diliyorum. 4. bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.